Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Mülteka eserine nikah bahsinden başlamıştık. Nikahla ilgili birçok konuyu beraber müzakere ve mütalaa şansı yakaladık nikahla ilgili konuları tamamen e, müştemilatıyla beraber nikahla ilgili konuların tamamını okumamış olsak da talebe ve müderrislerden gelen yoğun bir istek üzerine mülteka eserine nasip olursa ibadet bahsinden başından başlamış olacağız. Tabii ki İsmail Hanette fıkıhla ilgili birçok ders var. Hem iktiyardan okunuyor, hem ilmihal dersleri var, hem de mülteka dersimiz var. Halkla ilgili ilmihal konuları işlendiğinden dolayı biz bu dersimizde halka hitaptan daha çok orta seviyeli ilim talebesine yarayacak şekilde derslerimizi işlemeye çalışacağız. Konularımızı ne çok uzun bir şekilde, mevsut şekilde, nihai son noktaya ulaşmış ilim erbabına hitap edecek şekilde yapacağız. Ne de e, halkımıza, millete tamamen e, ilmi hal dersi olacak şekilde de işlemeyeceğiz. Herkesin arasında ilmi seviyesi olan talebe ve müderris kardeşlerimize yarayacak şekilde konularımızı işlemeye çalışacağız. Bugünkü konumuz İbrahim el-Halebi'nin kitabını eserini yazarken mukaddime olarak yaklaşık bir buçuk sayfalık bir mukaddimesi var. Bu mukaddimeyi nasip olursa okumaya çalışacağız. Mukaddimeye diğer müellifler gibi o da Hamdele, Salvele ile başladıktan sonra eserini neden yazdığını ve nasıl bir metot ve menheç izlediğini bizlere aktarıyor. Biz de bunu mümkün mertebe bu mukaddimeyi açmaya çalışacağız. Musannifler mukaddimeleri yazarken berat istihlal dediğimiz sanatı kullanır. Genelde işleyecekleri konuyu, telif edecekleri esere vurgular yapmaya çalışırlar. İbrahim Halabi Hazretleri'nin de bunu yaptığını inşallah beraber göreceğiz. Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü. Bütün hamdler lillahi, Allah'a mahsustur. Hamd kelimesi övgü manasına geliyor lügat itibariyle. Genelde nimet verene verdiği nimete tazim mahiyetinde yapılan bir fiildir hamd. Bütün hamdler insanlar, cinler, melekler bütün varlıklar tarafından yapılan övgüler Allah'a aittir. Övgülere layık olan Allah'tır. Çünkü bütün kainattaki övülmeye sebep olan her şeyi yaratan Rabbimizdir. Elledi o Allah ki vaffaka muvaffak kıldı na bizi. Neye muvaffak kıldı? Littefakkuhi fıkha muvaffak kıldı. Öğrenmeye muvaffak kıldı. Fiddini din konusunda. Din konusunda fıkı öğrenmeye bizi muvaffak kılan, beceri veren Allah'a hamdolsun. Musanif burada tefekkuh ifadesini kullandı. Taallum, öğrenme manasına gelen taallumu kullanmadı. Bunu yaparak konuya girerken dediğimiz gibi berat istihlal, yapmış oldu. Yani fıkıhla ilgili bir konuyu işlemiş olacağını, işleyeceğini ifade etmiş oldu. Fıkıh, lügat itibariyle bir şeyi iyi anlamak, iyi kavramak, idrak, idrak etmek, bir şeyin külhüne varmak manasına geliyor. İstilahi terimsel olarak baktığımız zaman da ilk dönemlerde ma'rifetün nefsi ma leha ve ma aleyha kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir diye tarif edildiğini görüyoruz. Fakat bu tarifin muarrefe uygun olmadığını ilk dönemlerde fıkı, akaid, tasavvuf ilimlerin tamamı iç içe olduğundan dolayı bu şekilde yapıldığını sonraki dönemlerde fıkı vicdani taraftan ayırmak yani tasavvuf tarafından ayırmak için ve akaid inançla ilgili konuları konulardan ayırt edebilmek için amelen kaydıyla kayıtlandığını görüyoruz. Ma'rifetün nefsi mâ lehâ ve mâ aleyhâ amelen amel konusunda kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir diye tarif edildiğini görüyoruz. Çünkü amelen kaydı olmadan az önce de ifade ettiğimiz gibi akaitle ilgili konular da kişinin lehine ve aleyhine olan şeyler olduğundan kişinin kendi vicdanını, batınını, maneviyatını temizlemesi de yine kendisiyle ilgili faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesi mahiyetinde olduğundan yani tasavvufu da içerdiğinden dolayı amelen kaydının getirilmesi burada ehemmiyet kesbediyor. Fıkı her Müslüman tarafından bilinmesi gereken dini konuların tamamını içeriyor. Fıkha baktığımız zaman da fıkı hem ibadet tarafını hem muamelat tarafını yani kişilerin kendi İnsanlarla olan ilişkileri alışveriştir, kiradır, kefalettir, rehindir. Bunları da içerdiğini hem de ceza hukuku dediğimiz ukubatı da içerdiğini görmekteyiz. Kimisi din eğitimini kurallar bütünü ama insanları insanları şekillendirmeyen, nizam ve intizam sahibi olmayan kurallar olarak tanımlıyor. Günümüze ait olan bu tanımın aslında geçersiz bir tanım olduğunu, netice itibariyle insanların nizam ve intizamını ortaya koymak adına dinin geldiğini ve ta peygamber döneminden günümüze kadar nizam ve intizamı sağladığını görüyoruz. Fıkı tabii ki günümüzde ulema hatta şafi fukası ve günümüz fukası ise şu şekilde tanımlıyor. <laughs> El ilmu bil ahkami şer'iyyetil ameliyye an adi edilletiha edilletiha tefsiliyye bil istidlal. İli fıkıh nedir? El ilmu bilmektir. Neyi? Bil ahkami şer'iyyeti. Farz, vacip, sünnet, müstahap, haram, mekruh gibi şer'i hükümleri. El ameliyyeti. Amelle ilgili. Yani amel dediği amelle beraber akaidi ve tasavvufu çıkarmış oldu an edillet tafsiliye kitap, sünnet, icma, kıyas gibi tafsili delillerinden çıkararak ameli şer'i hükümleri bilmektir. Nasıl bir istidlal? İçtihatla beraber. İçtihatla beraber şer'i hükümleri tafsili delillerinden çıkararak bilmeye biz fıkıh demiş oluyoruz. Littefakkuhi ifadesi ayrıca bir hadise de göndermedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam men yuridillah bihi hayran yufakkihu fid din. Allah kim hakkında hayır murad ettiyse ona fıkıh bilgisini öğretir şeklinde gelen hadise de burada bir gönderme yapıldığını görüyoruz. Ayrıca tefakkuh tabiri yani tefaul babından bir sıganın getirildiğini görüyoruz. Bu sıganın bu kipin getirilmesindeki amaç da fıkıh ilminin hemen öğrenilemeyeceğini derece derece kademe kademe an be an Mesele mesele öğrenilerek gidilebileceğini göstermek için, öğretmek için, anlatmak için getirildiğini görüyoruz. Fitdin din kaydı getirilmiş. Din çeşitli tarifleri yapılmakla beraber genel olarak akıl sahiplerini dünyada mutluluğa, ahirette kurtuluşa erdirecek olan ilahi nizamın adı dindir. Din Peygamber döneminden günümüze kadar her alanda gerek insanın insanla ilişkisi, gerek insanın Allah'la ilişkisi, gerek insanın doğayla ilişkisi, gerek insanın diğer canlılarla olan ilişkilerin tamamını kapsayan bir kanunlar zinciridir. Bu kanunlar zincirine uyan kurtulur, uymayan ise hüsrana uğrar. Ellezi o din ki, huve o din, Habluhu'l-metin Allah Teala'nın kopmayan, kuvvetli ve metin olan ipidir. Burada dinin bi bihablillâhi cemîan Allah Teala'nın ipine sımsıkı sarılın ayeti i kerimesine bir gönderme var. Efendimiz kuddises sürruhu bu ayeti tarif ederken bize şöyle bir teşbihte bulunuyor. Din Allah Teala'nın ipi Allah-u Teala bizi dünya kuyusuna gönderdi. Peşine bizi kurtarmak adına bir ip sarkıttı. Kur'an ipini sarkıttı. Kim bu Kur'an ipine sarılırsa kurtulur. Kim de bu Kur'an ipine sarılmazsa hüsrana uğrar buyurmuşlardır. Daha bu din nedir? Ve fazluhul mubin. Açık bir ihsanıdır. Allahu Teala dileseydi kullarına herhangi bir kitap peygamber göndermeden Hakla batılı burun bulun. Bu şekilde cennete gidin şeklinde bir talimat da verebilirdi. Fakat Allahu Teala kullara tenezül ederek, acıyarak, rahmet ederek hem onlara kitap göndermiş, hem kitabı açıklayacak peygamberler göndermiş. O peygamberler de bizlere bir örnek yapmıştır ki kurtuluşa erelim. Bu itibarla mecbur olmadığı halde Allahu Teala dinini göndermesiyle bize apaçık bir ihsanda, ikramda bulunmuştur. Daha bu dinledir nedir? Ve mirasul enbiyai vel murselin. Peygamber ve nebi ve rasullerin mirasıdır. Bu konuyla ilgili Ebu Hureyre radıyallahu yapmış olduğu bir anekdot var. Ebu Hureyre radıyallahu anh bir gün mescide gelir. Mescitte insanların çok az olduğunu görünce aklına insanların mescide çekecek bir fikir gelir. Çarşıya gider ve insanlara siz burada ne yapıyorsunuz? Neden alışverişle meşgul oluyorsunuz? Peygamberin mirası mescide dağıtılıyor. Siz ne ne diye duruyorsunuz?" der. Bunun üzerine insanlar tamamen mescide koşarlar. Mescide geldiklerinde fıkıhla uğraşan, Kur'anla uğraşan, hadisle uğraşan ilim halkaları görürler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a dönerek ya Ebu Hureyre hani peygamberin mirası diye sorduklarında Ebu Hureyre radıyallahu anh peygamberler dinar ve dirhem mal mülk miras olarak bırakmazlar. Onlar dini, ilmi, Kur'an'ı miras olarak bırakır diyerek onlara cevap verir. Daha bu din nedir? وَحُجَّتُ الدَّامِغَةُ عَلَى الْخَلْقِ اَجْمَعِينَ Bütün insanlara galip olan, bütün insanları kapsayan bir delildir. Evet, amir olsun, memur olsun, erkek olsun, kadın olsun, genç olsun, yaşlı olsun. Erkek olsun, kadın olsun fark etmez. Bütün insanlara şamil olan bir dindir ve bu din bütün delilleriyle beraber ortaya konulmuştur. Yarın ahirette hiçbir kimsenin bu dinden, dinin hükümlerinden kaçacak, mazeret uyduracak bir ...delilleri mevcut değildir. وَمَحَجَّتُهُ السَّالِكَةُ Ve <وَبُدِن> bu din... ...ulaştıran bir... ...geniş caddedir. Neye uğraştıran? اِلَى اَعْلَى اللiyyin. Yücelerin yücesine, cennete... ...Allah'a ulaştıran... ...bir caddedir. Kim bu caddede... ...düzgün yürürse... ...kuralına, kaidesine uyarsa... ...sağ salim cennet yurduna ulaşır. Kim de burada sağa sola saparsa, kurallara, kaidelere uymazsa o kaza ederek bir takım günah kazalarına bulaşarak cehennem çukuruna Allah muhafaza düşer. Evet. Hamdi bitirdikten sonra ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammedin el meb'ufi salavata giriş yapmış oldu. Ve salatu ve selam salat selam kime olsun ala hayri halkihi Yaratılanların en değerlisini olsun. Kimdir o? Muhammed'in Muhammed'dir. Öyle Muhammed kel mebuzi rahmeten lil alemin. Alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Bu tabirle beraber de rahmeten lil alemin tabiriyle de Ve me arselnâke illâ rahmeten lil alemin. Biz seni ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Ayetine bir gönderme yapılmış oldu. Peygamber aleyhissalatü vesselam bütün kainata, inse, insanlara, cinlere, meleklere, canlı cansız bütün varlıklara rahmet olarak gönderilmiştir. Ve ala alihi ve sahbihi. Ailesine ve arkadaşlarına, sahabesine de salat selam olsun. Ve tabi'in. Onlardan sonra gelip onlara tabi olan tabi'ine de salat selam olsun. Daha vel ulema'i alimlere de selam olsun. Ama hangi alimler? El amilin. İlmiyle amil olan alimlere de salat ve selam olsun. Evet fıkıh tamamıyla bir amel olduğu için o amele vurgu yapmak adına burada da yine berat istiller yaptığını söyleyebiliriz. Evet alimler çoktur ama ilmiyle amil olan alimler azdır. İlmiyle amil olan alimler kurtulur. Yoksa ilmiyle amil olmayan alimlerin ilimleri onların aleyhine bir delil olur. Rabbim ilmiyle amil olan alimlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Evet. Ve ma'du. Hamdele salvele ve dualardan sonra şimdi musannif bu kitabı nasıl bir kitap olarak telif ettiğini anlatacak. Feyakulu der. El mustaqiru muhtaç olan ila rahmeti rabbihi el ganiyi zengin olan Rabbinin rahmetine muhtaç olan kul der. Kimdir o kul? İbrahim İbn Muhammed İbn İbrahim e el Halebi. Halepli olan İbrahim'in oğlu Muhammed'in oğlu İbrahim'dir. Dedesinin ismiyle müsemma olduğunu görüyoruz. İbrahim el Halebi. Bu zat Nikahla ilgili konuları incelemeden önce İbrahim el-Halebi'den uzun uzadıya bahsetmiştik. Multaka eserinden de uzun uza diye bahsetmiştik. Multaka ile ilgili bütün şehleri, haşiyeleri, Türkçe eserleri olabildiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalışmıştık. Bir daha multaka ile ilgili şerleri, haşiyeleri vesaire kitapları anlatmayacağız. Müteka eseri çok büyük bir eser. Çok kıymetli bir eser. Osmanlı'da hem kadada hem iftada hem de tedrisatta okunan bir kitap. Tabi biraz sonra neden bu kadar değerli olduğunu izah edeceğiz. İbrahim Halebi Hazretleri Halep'te doğmuş. Halep'te bir müddet okumuş. Sonra Kahire'ye giderek hem kıraat ilmi, hem hadis ilmi, hem de fıkıh ilmi öğrenmiş. Sonrasında İstanbul'a gelerek camilerde imamlık yapmış. Ve Fatih Camii'nde de uzun bir müddet imamlık yapmış. Sadi Efendi'nin inşa ettiği Darül Kurra'da da hadis talimi, hadis tedrisatıyla meşgul olmuş hem fıkıhta hem usulde hem kıraatte hem hadiste ün salmış büyük bir alimdir. Bu alim sadece ilmiyle değil ahlakıyla da herkesi etki altına almış, simasıyla da çok güzel bir siması olan değerli kıymetli bir zattır. 90 yaşında vefat etmiş olan İbrahim Halebi Hazretleri hem imamlık hem müderrislik hem fakihlik hem müelliflik yapmış bu 90 seneye çok güzel eserler sığdırmış. İbrahim Halebi Hazretleri'nin 20'ye 20 yakın eseri olduğunu İbrahim Halebi ile ilgili çektiğimiz videoda anlatmıştık. Bu eserleri tek tek yeniden ele almayacağız. Fakat velüt bir alim olduğu birçok eser kaleme aldığını görüyoruz. Bu eserlerin birçoğunda tasavvufu yanlış anlayan, tasavvufu yanlış uygulayan, birçok bid'at ve hurafeyi tasavvufa karıştıran kişilere çok ciddi reddiyeler yapmış. Tasavvuf noktasında herhangi bir niza yok, tasavvufla bir çelişkisi yok, tasavvuf münkiri değildir. Bilakis tasavvufu yanlış algılayan, tasavvufu İslam dışına çıkaran kişilere çok ciddi tenkitler, çok ciddi çok ciddi reddiyeler yapmış büyük bir alimdir. Elbette ki tasavvuf olmazsa olmaz olmakla birlikte tasavvufta hurafeler, batıllar kabul edilecek şeyler değillerdir. Bu alimde kabul edilmeyen bu tarafına, kabul edilmeyen şahıslara reddiyeler yapmış ama tasavvufu İslam olarak, şeriat olarak, din olarak tam manasıyla peygamber varisi hem maddede hem manada hem surette hem sirette hem zahirde hem batında peygamberi örnek alan ve peygamberin varisi olma liyakatine sahip olan Zülcenahayn her iki kanadı kuşatan zahir ve batın kanadını kuşatarak Allahu Teala'ya doğru o manevi terakkileri yapan alimlere saygısı büyüktür ve tasavvufu da kabul eden ve mutasavvuf olan bir zattır. İbrahim Halebi Hazretlerine kısaca bu şekilde değindikten sonra bu eseri neden yazdığını okuyalım. Çünkü musanniflerin, müelliflerin fıkıh kitaplarını yazarken kendi teliflerini neden yaptıklarını mukaddimelerde mümkün mertebe yazarlar. Çünkü o kadar eser varken, o kadar telif varken siz bu telifi neden yazdığınız sorunuzu sorusunun bir cevası, cevabı olmalı. Eserler mevcutken, telifler mevcutken, bu kadar metin varken gelişi güzel yazılmadığı kesindir nettir. Öyleyse bunu güzel bir şekilde izah etmek, anlatmak gerekir. Tabir caizse o mukadder sorunun cevabı olarak musannif de katse eleni bana benden istedi. Ba'zu talibil istifade. Fıkıhtan istifade etmek isteyen bir takım talebeler istedi. Ne istemişler? Enecma lehu kendileri için toplamamı, telif etmemi kitaben bir kitap. E çok kitap var. Neden bir kitap istiyorlar ki? Öyle kitap olacak ki bu kitap, yeştemilu ihtiva edecek, içerecek. Neyi ihtiva edecek? Ala mesailil kuduri. Kudurinin meselelerini. Daha vel muhtar. Muhtar isimli fıkıh kitabının meselelerini. Vel kers. Kendisiyle ilgili eserleri, bütün meseleleri. Vel vikaya. vikaye ile ilgili meseleleri de içerecek. Fakat nasıl bir ifade ve uslupla bir ibaretin sehletin. Kolay bir uslup, anlaşılır bir uslup. Gayri muglakatin kapalı olmayan, girift olmayan, müşkil olmayan kolay ibarelerle beraber anlatılan dört kitabın meselelerini içerecek bir kitap istiyorlar. Bu isteklerine İbrahim Halebi de fe ecebtuhu. ben icabet ettim Onların isteklerine olumlu cevap verdim. İlâ zâlik. Bu taleplerine, bu isteklerine olumlu cevap verdim diyor. Şimdi bu kitaplardan az da olsa bahsedelim. Hanifi külliyatına baktığımız zaman da Hicri 2. asırdan sonra Hanifi fukahasının telif verdiklerini birçok telife imza attıklarını görüyoruz. İmam Ebu Yusuf ile başlayan İmam Muhammed'le devam eden tenlif hareketi sonraki imamlarla beraber de tabii ki tabir caizse zirveye ulaşıyor. İlk dönemde eserlerin çok uzun yazıldığını, soru cevap halinde yazıldığını görmekteyiz. Sonraki dönem fukaha'nın bu uzun kitapların hem ezberlenmesi hem kolay anlaşılması hem de belli bir periyotta belli bir usul ve menheçle yazılması için muhtasarlar vücuda getirdiklerini görüyoruz. İlk dönem yazılan o mevsut, o uzun uzun eserleri ihtisar çalışması, kısaltma çalışı, çalışması diyebileceğimiz bu muhtasar eserler istilahi olarak, terimsel olarak delilsiz yazılan eserlere denmektedir. Önceki dönem yazılan ve sonraki dönemlerde devam eden ve mebsut diye isimlendirilen kitaplar ise delilleriyle beraber anlatılan, delilleriyle beraber telif edilen eserlere deniyor. Muhtasar çalışmalarının ilk dönemlerde başladığını fakat ilk dönemde yazılan muhtasar eserlerin günümüze gelmediğini görmekteyiz. Müteakkidim dönemi dediğimiz dönemde yazılan muhtasar eserler ise kimisi kimisi matbu, kimisi maktut olarak günümüze gelmiştir. Bu muhtasar eserlerin en meşhurları İmam Tahavi'nin muhtasarı, Kerhi'nin muhtasarı, belki muhtasar denebilirse Kafi'nin muhtasarı ve Kuduri'nin muhtasarlarını görüyoruz. İmam Tahavi daha önce Şaf Şafi mezhebine mensupken birtakım sebeplerle Hanifi fukahasından etkilenmiş, tesirlenmiş ve Hanifi mezhebine intisap etmiş büyük bir alimdir. Bu alim gerek hadiste, gerek fıkıhta, gerek usulde, gerek akaitte ayakları yere basan ve herkesin makbulü olan ve herkesin herkesin peşinden gittiği etkisi altında kaldığı büyük bir alim. Bu zat kendi muhtasarında menheç olarak hem İmam-ı Azam'ın görüşüne yer vermiş, bazı yerlerde İmameyn dediğimiz Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in görüşünü tercih etmiş, çok az da olsa İmam Züfer ve İmam Hasan bin Ziyad'ın görüşlerini de görüşlerinde tercih ettiği olmuş. Bu muhtasar eser sonraki dönem yazılan metin eserlere çok büyük etki etmiş ve bu eserden tesirlenerek eserlerini vücuda getirdiklerini görmekteyiz. İmam Tahavi'nin eseri ilk dönemlerde çok elden ele tedavül eden bir eserken sonraki dönemlerde pek de e, yani metin eserleri kadar elde tutulmadığını görüyoruz. Tahavi ile aynı asırda yaşayan ve Bağdat fukahasının en meşhurlarından, liderlerinden olan Cessas diye tanıdığımız Ebu Bekir Errazi'nin de hocası olan hocası, hocası olan Kerhi'nin muhtasarı var. Bu muhtasar eserde yine kısa ve öz bir şekilde mezhep kitabı olarak ele alınmış. Kerhi hem cessasa hem cessas sonrası usul ve furuda birçok alime etki etmiş büyük bir alimdir. Cessasın hem kerhiden hem tahaviden etkilendiği özellikle de tahavinin eserlerini tek tek şerh ettiğini hatta bazılarını ihtisar ettiğini görmekteyiz. Belki tahavinin muhtasarının en meşhur şerhlerinden birinin İmam Cessas'ın yazmış olduğu şerhu muhtasarı tahavi olduğunu görmekteyiz. Şu an günümüzde matbu. Kerhi'nin birçok şerhi olmakla beraber el meşhurunun Kuduri'nin yazdığı şerhu muhtasarı kuduri olduğunu görüyoruz. Matbu değil fakat tab'a yakın. Şu an neredeyse basıldı basılacak. Ve kafinin İmam Muhammed'in kitabul bir görüşe göre kitabul aslını diğer bir görüşe göre bütün zahir rivayeyi iktisar ederek yazdığı El Kafi isimli meşhur eser de belki muhtasar eserler arasında mütekaddim dönemin yazdığı tehlifler arasında sayılabilir. Kafi'nin kitabı da birçok şerhi olmakla beraber günümüze gelen ve matbu olan şerhi İmam Seraksi'nin yazdığı mevsuttur. Kafi'nin kendi kitabında İmam Muhammed'in kitabını iktisar ettiğini ve sonraki dönemlerde o kadar şöhret bulmuş ki bu şöhreti vasıtasıyla müteahhir fuka tarafından Kitabul Asıl diye Kitabul Asıl diye yapılan göndermelerin, vurguların hakim şehidin kafisine ait olduğunu görüyoruz. Hakim şehit hem bir muhaddis hem bir fıkıhçı hem bir usulcü olan büyük bir alim. Hadisçi olduğunu Hakim Neysaburi diye meşhur olan hadisçi hakim, yani müstedrek sahibi hakimin kendi döneminde Hanifi fukası arasında hadisle iştigal eden ve hadisi en iyi bilen alimdi diyerek kendisinden bahseder ve kendisinden hadisler de rivayet eder. Kuduri 428'e geldiğimizde İmam Kuduri'nin muhtasarlardaki eksikleri, meselelerin azlığını anlayarak yeni bir kitap kaleme aldığını görüyoruz. Kendi kitabına muhtasar diyor. Fakat sonraki dönem fukahası arasında o kadar değerli, o kadar kıymetli görülmüş ki el kitap yani tek kitap denecek kadar şöhret bulmuş. Kuduri'nin sonraki dönem bütün fukaha metin eserlere tesir ettiğini biraz sonra anlatınca görmüş olacağız. İmam Kuduri yaklaşık 12 bin tane mesele, meseleyi, meseleyi kendi kitabında metninde güzel bir şekilde ele almış. Hanifi fukahası arasında mutun Erba'a ve mutun Selate diye meşhur olan kitaplardan bir tanesinin de kuduri olduğunu görüyoruz. Mutun mutun Selate'yi mutun Selase'yi söylerken Kenz, Vikaye ve Kuduri'yi söylerler. Mutun Erba'a'yı söylerken de burada bazıları Kuduri'yi alsa da genelde Kuduri'yi almadan Kenz, Vikaye, Muhtar ve Mecmaul Bahrayni burada Mutun-u erbaa arasında sayarlar. Bu metinlerin sonraki dönem fukahanın tamamına tesir ettiğini görüyoruz. Metinlerin genelde kuduri dışarıya alırsak 7. asırda yazıldığını biraz sonra tarihleri söyleyince görmüş olacağız. İşte mülteka sahibi başta kuduri'den etkilenmiş. Kuduri'nin meselelerini cem etmiş. Sonra muhtar. Muhtar da Mevsili'nin 683'te vefat eden Mevsili'nin yine talebelerin İmam-ı Azam'ın görüşlerini cem edecek bir eser istemeleri üzerine İmam-ı Azam'ın görüşlerini kaleme almış. Diğer imamların hem mezhep içindeki İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf, İmam Züfer gibi imamların hem de diğer mezhep fukasından İmam Şafii ve İmam Malik'in görüşlerine remizlerle beraber göndermeler yapmış. Yani harflerle beraber, harflerle beraber onların görüşlerine yer vermiş. Kitabı tamamen İmam-ı Azam'ın görüşleri üzerine tab e, telif etmiş. Muhtarın da yine kendi döneminde ve kendi döneminden sonraki fakirler arasında tutulan bir eser olduğunu görüyoruz. Muhtar üzerine direkt kudu e, kendisi el ihtiyar diye bir şer yazmış. Kenze geldiğimiz zaman da Kenz, Kenzü Dekayık diye meşhur olan bu eser üzerine de birçok şer yazılmış en meşhurları Zeyla'inin tebyinül hakaiki ile Bahru, e, İbn, İbnü i Bahrur Raiki'dir. Bu eser kens sahibi olan Ebul Bereket Ennesefi bu eseri kendi vafi ismindeki mevsut uzun eserinden ihtisar etmiş. Yani kısaltarak bu eseri vücuda getirmiş. Fakat vafinin vafinin ise Camus Sagir Camul Kebir Ziyadat Kuduri ve e, el-manzumatu'n-Nesefiyeden etkilenerek yaz, yazıldığını düşünecek olursak Kenz'in de Kuduri'den etkilendiğini görebiliyoruz. Kenz de yine Muhtar sahibi gibi İmam-ı Azam'ın görüşlerine yer vermiş, diğer imamların görüşlerine ise remizlerle beraber işarette bulunmuştur. Bu da 710 civarı yazılmış bir eser. Vikaye. Vika'ye'de eee vi, Hidayenin meselelerini meselelerini cem eden bir eser. Hidaye de Kuduri ve Camus Sagir'in toplamı bir eser olduğundan dolayı yine vikaye sahibinde dolaylı olarak Kuduri'den etkilendiğini, tesirlendiğini ve telifini onun kitabı üzerine bina ettiğini söyleyebiliriz. Vikaye sahibi Sadru Şeria el Evvel diyeceğimiz dede olan Sadru Şeria'nın yazdığı bu eser kendi torununun Hidayenin meselelerine vakıf olsun ve ezber, ezberleyebilsin diye yazmış olduğu bir eserdir. Bu eser daha sonra torunu tarafından Nikaye diye kısaltılmış ve üzerine de birçok şer yapılmış. Ayrıca torunu sadr Şeri'a el-Hafid, torun olan Sadr-ı Şeri'a da e, bu torun olan sadr Şeri'ayı tenkih ve tevzihten tanırız. usul fıkıh olan tenkihin metni ve şerhi olan tevzihin sahibi bu Sadr-ı Şeri'a torunu olan Sadruş Şeria'dır. Vikaya üzerine de bir şer yazmıştır. Ayrıca e, görüldüğü üzere hem Kuduri'ye hem Muhtar hem Kenze hem Vikaya'ya sahip hem de biraz sonra söyleyeceğimiz üzere ayrıca mecmuadan da bir takım meseleler buraya katmış. Onu da şu şekilde ifade ediyor. Ve azaftu ilave ettim, ekledim ila ilehi bu kitaba bazı ma yahtacu ilehi ihtiyaç duyulan bir takım şeyleri. Min mesailil mecma. Mecmaul Bahrein isimli eserin ihtiyaç duyulan meselelerine buraya kattım. Ayrıca ve nebzeten minel hidaye. Hidayeden de az da olsa bazı meseleleri buraya ekledim diyor. Mecma i̇bn Saati'nin eseridir. i̇bn Saati 694'lerde vefat etmiş. Bu zatta Mecmaul Bahreindir. İki, i̇ki tane denizin bitiştiği yer manasına gelen bu kitabını Kuduri ile el Nesefiyeden kısaltarak kısaltarak yazmış. İbn Saati'nin kitabının bir özelliği de diğer fukaha'nın yani İmam Şafii'nin, İmam Malik'in de görüşlerine yer vermiş olmasıdır. Hidaye zaten bu kitap çok meşhur bir eserdir. Bu eseri zaten inşallah bir dahaki derste ben size anlatmaya çalışacağım. Görüldüğü üzere Mülteka sahibi hem mutunu selate hem mutunu erbaa diye meşhur olan hem de bütün fukaha tarafından tutulan hidayenin meselelerini cem ettiğini bunu 17 bin tane mesele olarak mültekada mültekada telif ettiğini görüyoruz. İşte bu telif bu kadar kitabı cem etmesi sebebiyle hem İfta makamında müftiler arasında hem kada makamında kadiler arasında hem de müderrisler arasında tedrisatta okutulan büyük bir eser olmuş. Günümüze kadar okutula gelen bu eser halen okutulmaya devam ediyor. Konumuzu burada e, noktalamış olalım. İnşallah bir dahaki bir sonraki derste metni, e, metni neden kaleme aldığını ve nasıl bir metot ve menheç izlediğini aktarmaya devam edeceğiz. Vahiru ahiru davana. And الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد